Zeynep'lerin evi burasıydı işte. Çok güzelmiş ya. Ya. Köyün en güzel kızı köyün en güzel evinde otururdu. Her şey çok güzel gidiyordu. Evimizi bile hazırlamıştık. Sonrasında darmadağın olduk. İstanbul'a giderken bir hafta kalır döneriz diye düşünüyordum. Kaç ay oldu? Yazık. Hadi gidelim, Ramazan falan çıkar bir yerden. Tamam, gidelim. Ya bak bunuz uşaklar. Uy, Ali sen misin? Benim, İdris dayı benim. Nasılsın uşağım? İyi. Zeynep nasıl? Hasan nasıl? Emine nasıl? Fevzi nasıl? Sakine nasıl? Bildiğin bilmediğin herkes çok iyi İdris dayı. Selamları var. Bir tek sen mi geldin? Ben geldim. Arkadaşımla şirket kurduk. Buralara işimiz düştü de bir uğrayalım dedik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ramazan buralarda mı İdris dayı? Yazdan beri yok. Kimse gördüğü yok onu. Ne eder bilmiyorum. O fabrikayı da evi de sattı. Sattı mı? Kime? O Trabzon'dan birileri geldi aldı. O kendi de gelmedi. O kel avukata vekalet vermiş, o sattı. Kuyumcu dükkanını da kapattı. Ortalıkta yok, kayıp. Sağ ol İdris dayı. Çok güzel haber verdin, sağ ol. Nasıl, beğendin mi? Çok güzel, değil misin? Harabeydi aslında burası. Bütün yaz uğraştım, bu hale geldi işte. Emine tabakçı ev olmadan kızı vermem diye tutturunca. Of of. Yok ki anasını satayım bir ev yapanımız ya. Belki bu Cenk yapar, ne dersin? Aman yok be güzelim. Hiç kaldınız mı burada? Yok. Kısmet olmadı. Ama yaza kalırız artık. Kalırız değil mi aşkım? Zeynep? Belgelerin toplanması abi. Onu hallettiğimiz zaman krediyi de alıyoruz, restorasyonu da yaptırıyoruz. Annenlerin evi için değil mi? Evet. Aynı zamanda diğer bütün evler için de geçerli. Hangi evler? Ne oluyor? Sen öğrenmesen olmuyor değil mi? Meraklı taze. Kapattım, sustu. Sakine teyzelerin evini yeniden nasıl yaptırırız diye bir araştırma yaptım da Zeynep. Bürokratik işleri hallettiğimiz zaman krediyi alıyoruz. Ay, cidden mi? Çok iyi ya. Ay, annem çok sevinecek. Ama hemen söylemeyelim. Kesinleşsin ondan sonra. Boşu boşuna heyecanlandırmayalım şu an. Bu kredi bizim proje için de çok iyi olacak değil mi? Hangi proje? Hani yazın düşündüğümüz bir iş vardı ya. Köydeki odaları böyle pansiyon gibi. Ha. Siz onu yapacaksınız. Nereden geldi aklınıza o? İyi olmuş tabii. Bir haftadır geleceksiniz diye gözümüz yollarda kaldı. Neredesiniz be oğlum? Gerçi buna sen dahil değilsin ama yenge. Yenge. Bana yenge dedi, duydun mu? Ay sensin bir kere yenge, tamam mı? Tamam. Ben hemen geliyorum. Sahi seni hangi rüzgar attı Zeynepciğim buraya? Ben biliyorum ne rüzgar olduğunu da. Ne ilgisi var canım. Ben seni özledim o yüzden yani. Aa, aşk olsun Zeynep ya. Benden de mi kıskanıyorsun Ali'yi? Hiç ilgisi yok. Sen Ali'yi bilmiyor musun ya? Beni sinir etmek için öyle yapıyor işte o. Tabii. Ali. Üstüne gitme kızın ya. Haklı sonuçta. Çevrende olup da senden etkilenmeyen kaç tane kız var ha? Bak duydun mu? Ne demek bu şimdi? Ne var kızım, yalan mı? Üniversiteyi hatırlasana. Bütün kantindeki kızlar bizim bu tipsizi kesmiyor muydu? Hayda, niye tipsiz oldum şimdi ya? Tipsizsin tabii. Dua et ben aldım, yoksa evde kalacaktı. Hop, arkadaşım öyle tipsiz falan diyemezsiniz. O kadar da uzun boylu değil. Arkadaşımla tipsiz diyemezsiniz. Hani benim kadar yakışıklı olmasa da...
Yok abidim, vallahi şaka değil bu söylediğim. Çevresindeki bütün kızların hepsi aşıktı buna. Ben de dahi. Bütün kızlar ayırma planları falan yapıyordu bunları. Ben garibim o zaman, topaç gibi 80 kilo falan. Anca aralarına girdiğimde ayırabiliyordum bunları. Gerçi niyetim de yok ama. Bir yandan beğeniyorum bu oğlanı. Bir yandan da bayılıyorum ilişkilerine ya. Sabahtan akşama kadar didişip duruyorlardı. Gerçi şimdi de pek farklı sayılmazlar ama. Zeynep! Hoş geldin. Melat! Ne zaman geldin? Niye geldin? Ben çok bedbahtım Zeynep. Öleyim dedim. Ha, bu kocam bırakmadı. Ne ölmesi Melat? Ben sana Dursun'u getirdim. Dursun mu? Dursun nereye dur? Seni kaçırmaya gitmişti. Kaç gündür aklı neredeymiş? Kaçarsam namerdim. Kaçamazsın zaten Melat. Sen buradasın, o sizin evde. He dur. Nene! Nene! Ne? Kalkalım mı artık? Dursun'u beklemeyelim mi? Belki yardıma ihtiyacı vardır. Yok canım. Melat ona yardım eder. Siz otele mi? Sen gelmiyor musun? Bilmiyorum ya. Galiba kulübede kalacağım ben bu gece. Saçmalama ya. Orası buz gibi olur. Donarsın. Yok ya. Niye donayım? Soba var. Uyku tulumu da var ayıpostu gibi. İçine girdim mi? Oh! İyi, sen bilirsin. Arabayı alayım mı? Alın alın. Abidin bırakır beni kulübeye kadar. Yarın görüşürüz, tamam mı? Tamam, hadi iyi geceler. Tamam. Hadi görüşürüz. Yarın görüşürüz. İyi geceler.